Allah'ın Celle Celaluhu sıfatlarını beşerin övgü sıfatları. Bak bu yani Şahuliyullah bu kaydı koyması önemli. Allah'ın sıfatlarının beşere övgü sıfatlarıyla benzetilmesi. Mesela dolayısıyla insanlarda ilim övgü sıfatı olarak kullanılır. Allah içinde mesela ilim kullanılır. Ama Allah'ın ilmin mahiyetiyle, ilminin mahiyetiyle, insanların ilminin mahiyeti çok farklı. Sadece bir bakıma isim benziyor. Çünkü mesela ilim ne diyoruz? İlmi itikad etmek. Cazım bir itikad. Allah için cazım itikattan söz edilir. Yani dolayısıyla mahiyet tamamen farklı, sadece bir isim benziyor. وَبِمَا اَنَّ اِثْبَاتِ Bakalım bu nasıl açıklayalım, belki başka şey söylüyoruz. وَبِمَا اَنَّ اِثْبَاتِ صِفَاتِ اللّٰهِ قَالَ بِطَرِيقِ الْاِمْعَانِ وَالْتَحْقِيقِ Evet, bizim şöyle düşündüğümüz için diyor. Diyor ki, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını iman derinlemesine ve tahkik ve hakikatini, mahiyetini anlamaya yönelik bir şekilde Allah'ın sıfatlarını burada ispat kelimesi yanlıştır arkadaşlar. İspat dememesi lazım. Çünkü haşa bundan anlaşılıyor ki Allah'ın Celle Celaluhu gerçek mahiyetiyle sıfatlarını ispat mümkün değil. Halbuki sıfatta Allah'a gerçek, Allah'a yakışan mahiyetiyle ispat edilir. Yani dolayısıyla وَبِمَا اَنَّ اِعْتِقَادَ صِفَاتِ اللّٰهِ وَلَا ذِكْرَ صِفَاتِ اللّٰهِ gibi bir ifade olması lazım. O ispat ifadesi uygun değil. İşte diyor Allah'ın sıfatlarını insanların böyle gerçek mahiyetiyle tasavvurları insanlar için memnun. Doğru. Değil mi? Mesela sema bizim için nedir? Bu kulak dediğimiz organla, o da işte bir ses gelecek. Belli bir tonda olacak. Ondan sonra geldikten sonra o ses havayla gelecek. O hava nereye götürecek? Orta kulağa götürecek. Orta kulakta da bilmem çekiş şey olacak. Ondan sonra duyacağız. Sema bu ise, hatta oradan da sinir, yani işitmeyi sağlayan sinirlere iletilmiş olacak. Ondan sonra sema olacak. İşte bu şekliyle Allah Celle Celaluhu'ya sema ispat etmek imkansız. Değil mi? Ve bizim bu şekilde tasavvurumuz mevcut. Allah sema öyle değil. Yani dolayısıyla burada Şahuliyullah şunu demek istiyor. Allah'ın veya önce şunu söyleyeyim, beşer övgü sıfatlarının bazılarının Allah için kullanılması bizim o Allah'a isnat ettiğimiz sıfatların mahiyetini idrak ederek ne yapmıyoruz? Vermiyoruz o sıfatı. Ya sadece isim benzer. وَاَنَّ عَدَمَ اَطْلَاعِهِمْ بِصِفَاتِ اللّٰهِ aslan, yani aslan burada tamamen demek. Yani وَاَنَّ عَدَمَ da اَنَّ اِسْبَاتِ عَطِفْتِ arkadaşlar. Evet. وَبِمَا اَنَّ اِسْبَاتَ وَبِمَا اَنَّ عَدَمَ اَطْلَاعِهِمْ بِصِفَاتِ اللّٰهِ ve İnsanları Allah'ın sıfatlarından asla tamamen yani haberdar etmemek de hasaratun lehum. Yani insanların Allah Celle Celaluhu'nun o celal, cemal, kemal sıfatlarını
ben haberdar olmamaları için de olmamaları da insanlar için büyük bir hasarettir. Büyük bir kayıptır. Niye? لِأَنَّهُمْ çünkü onlar Allah'ın sıfatlarından haberdar olmamaları sebebiyle يُحْرَمُونَ اَنْ مَعْرِفَةِ الْغُمُوبِيَةِ اللَّتِي هِيَ اَنْفَعُ الْاَشْيَاءِ فِي تَهْذِيبِ الْمُشْرُسِ. Çünkü onlar لِأَنَّهُمْ يُحْرَمُونَ بِذَارِكَ aslında deseydi daha ibaret düzgün olurdu. Çünkü onlar yuhramuna mahrum kalırlar bizarike bununla. Bununla dediğine Allah'ın sıfatlarını tamamen haberdar olmamakla neden mahrum olurlar? Rububiyeti tanımaktan. Yani Allah'ı tanımaktan. Çünkü siz zaten biz Rabbul Alemin'in zatının mahiyetini asla bilemiyoruz. Peki sıfatlarını da bilemezsek o zaman tamamen rububiyeti tanımaktan mahrum oluruz ki o rububiyeti tanımak en faul eşyai, en faydalı bir şeydir. Hangine açlı? Fitehlim-i nüfusi. İnsanların nefislerini, yani insanları eğitmede, insanları belli bir ahlaki olgunluğa, ahlaki güzelliğe veya daha genel bir ifadeyle ahlakiliğe ulaştırmada en faydalı şey nedir? Allah'ı tanımaktır. Dolayısıyla eğer biz Allah'ın sıfatlarını bilmezsek bu biz insanlar olarak bizim için en faydalı olan o Allah'ı tanımaktan mahrum kalmış olur. İşte ve bima ihtada. Bak o bima ihtadata taalluk ediyor. Yalnız o bimadaki ma nedir? Ona ma-i kafe diyoruz. Ma-i kafe çünkü şeyh enne de maslar yiyoruz. İki maslar yiyen peş peşe gelmez. Yani ihtadatullah. Hikmetul ilahiyetu bima. O ilahi hikmet şunu iktiza etti bu yukarıda zikrettiğimiz iki husustan dolayı. Bir, Allah'ın sıfatlarının gerçek mahiyetlerini tasavvur etmemiz imkansız olduğunda, değil mi? Ve iki, bizim Allah'ın sıfatlarından haberdar olmamamız bizim için büyük bir kayıp olduğundan dolayı iktidatı hikmetü ilahiyetü. O ilahi hikmet şunu iktiza etti. En yüntehebe min sifatil beşeril kamileti. Beşerin kemal sıfatlarından. Yani beşerin kemaline delalet eden sıfatlardan aslında ben anlatınca min sifatil beşeril kemaliyeti deseydi el kamiletiden daha uygun olurdu. Yani beşerin o kemal sıfatlarından ki elleti yani fevhal beşeru insanların kendileriyle ilgili bildikleri kemal sıfat, insanların kemal sıfatları mesela nedir? İlimdir, kudrettir, semadır mesela. Bunlar beşerin kemal sıfatlarından. Bunlardan bir seçim yapılsın. Tamam mı? O beşerin kemal sıfatlarından bir seçim yapılsın. Ve yemdaha biha ba'dun ba'da. O yemdahu yarifuha yatıftır. Yedihvedi. Elleti yarifuha elbeşeru ve yemdahu biha ba'dun ba'da. Ve o beşerin kemal sıfatları ki beşerin birbirlerini onlarla ne yaptığı? Övdüğü. Mesela diyorum ki iyi alimdir falancası. Oya bak maşallah güçlüsün. Veya senin gözünün görmen keskindir maşallah. Muştur. En yekunu metu bi tilke sıfati cariyen. Beynom yani o sıflarla övme karşılığı insanlar arasında cari olur. İşte en yüntehebem sıfatun. O sıfatun khasatun
yüntekaben ne'el ifadedir. Yani ilahi hikmet iktiza etti ki beşerin kemal sıfatlarından bazı özel, yani hepsi değil, özel bazı sıfatlar ne yapılsın, seçilsin ve uyus ve istamira ve onları istemar etsin, en yüntekaba sıfatu ve istamira, o rahatlıktı ve o sıfatları istemar etsin fi ma'ani fi ma'anin gamidatin sıfatı, yani o parantez içerisinde olan sıfat mütercimindir. Onu maaniden neyin kastettiğini ifade etmek için. Yani beşerin kemal sıfatlarından bazı sıfatlar seçilsin ve o seçilen sıfatlar Allah Celle Celaluhu'nun vasıfları için kullanılsın. Fima'nın gamidatın, yani gamid kelimesi burada biraz noksanı çağrıştırdığı için ben adım bir uygun değil. Fima'nın gamidatın demeyecektim. Fima'nın la yasiru okulü beşeriyle. Bu yetiyor. O manalarda, yani o sıfatlarda, o sıfatları istemal etsin ki beşerin akılları la yasilu ukulul beşeri ila sahati celaliha. Beşerin akılları o sıfatların yüceliğinin alanına bile yetişemiyor. Ve la yetatarraku ileyha. Ve onlara hiç ulaşamıyor. Ve cu'ile kaideten وَجُعِلَ قَعِدَةُ لَيْسَ كَمِسْتِي شَيْءٍ لَيْسَ كَمِسْتِي شَيْءٌ دَوَاءً. لِلدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي يَحْدُثُ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ. O cehli murakkab, yani Allah'ın Celle Celaluhu sıfatlarının mahiyetini bilmemek ve bilmediğimizi de bilmemekten bir udal. Udal tedavisi olmayan hastalık demektir. Tedavisi olmayan o hastalara tedavi olsun diye ne yapıldı? Neyse kimse bir şey olmuna ilaç yapıldı. Yani kısaca Allah Celle beşerin kemal sıfatlarından bazı kemal sıfatları seçildi. Allah'ın Celle Celaluhu sıfatları için kullanıldı. Ama Allah'ın sıfatları bizim onların yüceliğinin alanına zihnimizin ulaşabileceği sıfatlar değildir. Ve tabi buradan ne haliyle insanlar, yani ilim vardır ama nedir bilmiyoruz dediğinizde insanlar bir irtibaka, bir ocalamaya düşmesinler diye neyse ki misli şeyun, buna kaide yap. Yani evet, Allah'ın ilmi vardır ama ilmi bizim ilmimiz gibi değil. Semme vardır, bizim semmemiz gibi değil. Basarı vardır, bizim basarımız gibi değil. Ve mena'a ve ilahi hikmet iktiza etti ki ne yapsın? Men etsin. İtlak adedin min sıfat-ı beşeriyeti leti tesurul evhamu fiha ila al-aqaid al-batinati, zihinlerin batıl inanışlara düşebileceği bazı beşeri sıfatların Allah içinde itlakını ne yaptı? Men etti. Mesela ne gibi? Velet gibi. Yani Allah'ın valid olması bir sıfattır. Bu Allah'ın valid olması haşa çok batıl bir inanışa götürüyor. Ve isbatun nikah vel cüz'i ve tahayyüzi ve cehati, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'ya ya isnat
edemeyeceğimiz sıfatlardır. Çünkü bunlar zihin, evham, vehmin çoğulu zihin demektir. Bunlar zihinleri tamamen batıl inanışlara götürüyorlar ki o batıl inanışların başında Allah'ın mahlukatına benzemesi ve Allah'ın için teçsimin olması ve Allah için haşa tahayyüzün olması. Yani bütün bu batıl inanışlara düşmemek için bu tür sıfatlar Allah'a isnat edilmesi memnunu caiz değildir. Mettekadallahu sahibete ve levvelede lem yedin yönüm yönüm. Evet. Ve burada duralım şeyh. Güzel söylüyorum.